basın mensupları, hepinizi selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve parti meclis üyelerinden oluşan heyetlerimiz yaklaşık 70 ilimize ve bazı illerdeki birden fazla seçim çevresi bulunan illerimizi de ziyaret edeceklerdir. Yarın başlayacak olan ve pazar gününe kadar tamamlanacak olan ziyaretlerle hem o bölgeye ilişkin, o yerleşim yerine ilişkin kimi gözlemlerini raporlaştırdıkları gibi aynı zamanda müracaat etmiş olan, adaylık müracaat yapmış olan belediye başkan adaylarımızla, aday adaylarımızla da görüşme gerçekleştirip sonra da bunları bir rapor halinde, bir değerlendirme raporuyla birlikte Merkez Yürütme Kurulumuza ileteceklerdir. O nedenle pazartesi günü önümüzdeki hafta başlayacak olan bütçe görüşmeleri öncesinde sahayı bütün milletvekili ve parti meclis üyelerimize de taramak istiyoruz. Burada milletvekillerimize bir yönergeyle yapılması gereken sahadaki çalışmalar da kendilerinden rapor halinde istendi. Her birisiyle ilgili ayrıntılı bir rapor düzenlenip tarafımıza iletilecektir. Yine değerli basın mensupları bildiğiniz üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday başvurular önce 28 Kasım tarihinde tamamlanacağı açıklanmıştı. Sonra biz bunu 5 Kasım tarihine uzattık. 5 Aralık tarihinde ikinci bir uzatma yaptık. Dün bazı basın yayın organlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvuruları ile ilgili bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını tespit ettik. O nedenle ben şimdi sizlere şu an itibariyle yani saat 12 itibariyle il ve ilçelere yapılmış olan başvurulardan genel merkezimize iletilmiş olan toplam başvuru sayılarını da belirtmek istiyorum. O nedenle gerçek önemlidir. Gerçeğe ulaşmak çok daha önemlidir. Gerçek olmayan bilgilerle de kamuoyunun yanıltılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Değerli basın mensupları, 2714 belediye başkan adaylığı müracaatımız var. 58 büyükşehir belediye başkan adayımız var. 2714 belediye başkan adaylığı müracaatımız var. Toplam başvuru sayımız 15.464. Bugün saat 12 itibariyle genel merkezimize il ve ilçelerimizden gelmiş olan toplam başvuru sayısı 15.464. Bir ölçme açısından bir bilgi vereyim. 2019 yılında yapılmış olan toplam başvuru sayımız 9.595 idi. Özellikle pazartesi ve salı günü yaklaşık 6.000'in üzerinde başvuru genel merkezimize il ve ilçeler üzerinden iletilmiştir. Daha önce pazar günü 9.000'li olan rakamlarımızda 15.464 olarak da gerçekleşmiştir. Hala il ve ilçelerimizden genel merkezimize başvurular düzenli olarak gönderilmeye devam ediyor. Birkaç gün sonra ben sizlere, değerli basın mensuplarına da toplam başvuru sayısını da iletmiş olacağım. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliğine hayır kararı çıktı ki bunun akabinde dün Özgür Özel mesajlar verdi ve şu ifadeleri kullandı. Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız dedi. Bu işbirliği toplumsal tabana nasıl yayılacak? Bu söylemin aslında yol haritası nasıl olacak? Bunu merak ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi yerel seçimlerde ağırlıklı olarak adayların yarıştığı ve adayların kendi projeleriyle ön plana çıktığı bir seçim. Son 2009, 2014 ve 2019 seçimlerinde de görüldüğü üzere özellikle seçimin en heyecanlı geçtiği büyük şehirlerde yarış iki aday arasında gerçekleşiyor ve bu iki adayın birbiriyle olan rekabetinde neredeyse oy oranları %48'lerin üzerine çıkıyor. Yani kazanan adayın %50'ler, kaybeden adayın da %48'ler seviyesinde oy aldığını görüyoruz. Başta İstanbul, Ankara buna örnek. 2019 seçimlerinde ittifaklarla seçime girilmiş olmasına rağmen ittifaksız girilen seçim yerlerinde de benzer bir durumu görüyoruz. İyi Parti'nin almış olduğu kararı saygıyla karşılıyoruz. Ancak İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliği yapma önerisi konusundaki açıklamasının yapıldığı pazartesi gününden sonra yani pazartesi akşamı ve salı gününü esas alırsak Cumhuriyet Halk Partisi'nin
kayıt sistemine yapılan başvuru sayısı 6000'in üzerinde. Yani belli ki tabandaki birlikteliğin sağlanması konusunda çok önemli adımlar atıldığını görüyoruz ve taban bu birleşmeyi sağlayacak gibi duruyor. Bu başvuru yapanların içinde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayıp kayıt yapılırken partiye üye olup aynı zamanda da adaylık müracaatı yapan çok sayıda kadın genç adayımızın olduğunu da belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim.